sağ tarafı. Değerli basın mensupları, Ramazan'ın ilk cumasında Millet İttifakı'nın liderleri olarak Malatya'dayız. Yaşanan acıları defalarca geldik, gördük. Bütün Malatyalılara tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saatten sonra depremi yaşayan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Ekonomilerinin güçlendirilmesi lazım. Kenti terk edenlerin tekrar eski yuvalarına, kentlerine dönmeleri gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Millet İttifakı olarak Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar süren deprem kuşağında yeni bir anlayışın hakim olması gerekiyor. Bu bölge için özel bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar geri dönmeleri için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeniden yapılması, ama konutlar yeniden yapılırken kentin ruhuna, kentin tarihine, kentin özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bina yapmak yetmiyor. Kentin ruhuna, dokusuna uygun binaların yapılması lazım. Tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun yeniden onarılması gerekiyor. Özel teşviklerin yapılması gerekiyor. Bu bölgede yeni binalar yapılırken veya depremde güçlendirilirken elbette ki kapısı, penceresi, demiri, çimentosu, bütün bunların dikkate alınması ve bu bölgede özel olarak imalatın yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Böylece hem istihdamı artıracak, hem maliyetleri düşürecek, hem yeni konutların, yeni iş yerlerinin yapılmasına imkan sağlanacak. Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor. Alışverişin yapılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecekleri bir ekonomik altyapının süratle oluşturulması gerekiyor. Bunun ilk ayağı da esnafın ayağa kaldırılmasıdır. Borçlarının silinmesidir, faizlerinin silinmesidir. Esnafın rahat bir nefes almasının sağlanmasıdır. Biz Millet İttifakı olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Neyi nasıl yapacağımız konusunda da önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Burada bulunmaktan, Malatyalı kardeşlerimize kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Tekrar hepinize yürekten teşekkür ederim, değerli basın mensupları. Efendim, deprem bölgesindeyiz. Millet İttifakı deprem bölgesinde, ama siyasette de bir yandan sıcak gelişmeler oluyor. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecek. Yani daha öncesinde bir uzlaşma sağlanamamıştı. Öte yandan Hüdapar da Cumhur İttifakı listesinden seçime girecek, ama dışarıdan destek verecek. Ne düşünürsünüz, neler söylemek istersiniz? Değerli arkadaşlarım, siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Burada Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Deprem bölgesindeyiz. Depremzedeler siyaset kurumundan gelecekte bizim için ne yapacaksınız onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız, ama aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip zamanda defalarca gördüler. Özellikle kayısı üreticilerin ellerinde stoklar vardı. Bu stokların eritilmesiyle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı arasında bir protokol de imzalandı. Dediğim gibi biz Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız. Vatandaşın sorunlarını çözmek için çaba harcayan bir ittifakız. Ve yaşanan deprem sonrası yaraların sarılması ve kentlerin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili düşünen, üreten bir ittifakız. Temel hedefimiz bu. Ankara'da şu olur, bu olur. Önemli değil, ama Malatyalı bizden bizim geleceğimiz ne olacak diye bekliyor. Maraşlı, Hataylı, Adıyamanlı, efendim Urfalı, Şanlıurfalı, Gaziantepli ne olacak? Osmaniye ne olacak, bizim gelecekteki tablomuz ne olacak diye düşünüyor. Biz geleceği, güzel bir geleceği en kısa sürede yeniden inşa etmek durumundayız. Ve depremzedelere konutlarını da iş yerlerini de yaparken hiç kimseden
bir kuruş para talep etmeyeceğiz. Altını özenle çiziyorum. Bir kuruş para talep etmeyeceğiz. Öyle 20 yıl vatandaşı borçlandır. Böyle bir şey yok. Millet İttifakı'nda böyle bir şey yok. Zaten ev yıkılmış, dükkanı yıkılmış, adam perişan vaziyette. Allah aşkına şimdi onun torunlarını borçlandıracaksınız. Böyle bir şey de yok. Biz gerçekten de her türlü kaynağı bu bölgeye aktaracağız, bu bölgeyi ayağa kaldıracağız. Hiç kimse depremden gördüğü maddi zarar karşılığında sosyal devletten bir şey yükümlülük beklemeyecek. Tam tersine sosyal devlet vatandaşına katkıda bulunacaktır. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, bir halk olarak konuşmak istiyorum. Müsaadeniz var mı? Sayın Cumhurbaşkanım, bakınız ben Van'da ailemi deprem nedeniyle Van'a götürdüm. Çünkü kalacak yerimiz yoktu. Bir çadırı bile 4 gün boyunca veremediler. 3 gün boyunca sokakta gözlerinin önünde çağ çocuk beklerken bir çadır alamadık. Ve biz Van'a gittik. Van halkı bize kucak açtığı halde bizim memleketimiz ve Malatya'daki AK Parti belediyesi, milletvekilleri hiçbiri bile sahip çıkmadılar. Tamamıyla sahipsiz kaldık. Şu anda sistem ekonomik olarak baktığınız zaman tamamıyla bitmiş bir memleket görüyorsunuz. Ve bana 3 kere telefon ediliyor. Buyurun gelin efendim, konteyneriniz hazır. Dün saat 7'de Van'dan geldim. Gündüz saat 7'ydi, indim. İnönü Üniversitesi'nin orada konteyner olduğunu söylediler. Oraya gittim. Kaydım olmasına rağmen konteyner yok dediler. Ve bana git bir hafta sonra gel diyorlar. Böyle bir ekolojik sistemde, böyle bir durumda vatandaş olduğu kadar mağdur olmuştur. Sizden ricamız lütfen bu iktidarın başına gelin ve bu ülkeyi ayağa kaldır. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi iktidara taşıyacak olan sizlersiniz. Biz sizlerin sorunlarına kilitlendik. Bakın bunu büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Sorunlarınıza kilitlendik. Sizin binalarınızı yapacağız, iş yerlerinizi yapacağız, kırsaldaki ahırları yapacağız. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Sizi bunları yaparken de sizi borçlandırmayacağız. Tam tersine sosyal devlet olarak sizin karşılaştığınız bütün zararları telafi edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Dediğim gibi bizi iktidara taşıyacak olan da sizlersiniz. İktidara taşıdığınızda göreceksiniz. Biz kendimizi topluma, kendimizi halka, kendimizi bu millete adamış olan liderleriz. Gönlümüz ister ki Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabilsin. Deprem yaraları da en kısa sürede sarılabilsin. Kaynakları buraya aktaracağız. Buralarda bu deprem bölgesinde dediğim gibi Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar olan zincir içerisinde yeni yatırımların yapılması, inşaat sektörüyle ilgili ihtiyaç duyulan bütün ürünlerin burada üretilmesi, burada pazarlanması, inşaatlar bittikten sonra bu bölgelerin tekrar ihracat seferberliği yapmaları, Afrika'ya, diğer yerlere, Orta Doğu'ya ihraç etmeleri, bütün bunların hepsini düşündük. Bunlarla ilgili özel bir kanun çıkması lazım. Özel bir kanun. Bununla ilgili de 6 partinin kurmayları çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir raporu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir kanun metnimiz de hazır olacak. Göreceksiniz. Hiç kimse endişe etmesin. Ticaretçi de, ticarette uğraşan da, esnaf kardeşimiz de, sanayicisi de, çiftçisi de, üreticisi de, işçisi de, mühendisi, mimarı, bunların hiçbirisi endişe etmesin. Bu bölgeleri tümüyle ayağa kaldıracağız. İnşallah burayı terk edip gidenler de kendi ülkeleri, yani kendi memleketlerine, Malatya'ya, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, efendim Osmaniye'ye, Adana'ya, Mersin'e ya da yakın komşusu olan Hatay'a huzur içinde döneceklerdir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Genel Başkanım, durumunuz var. Tabii. Arz etmek istiyorum. Çok özür dileyerek. Bizler Malatya Ordu'ya çalışıyoruz. 19 kişi sözleşmeli işçiyiz. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi. Şunlar da gitsin. Tamam, dikkat et. Gel, çocuklar iç. Tamam, gel. Gelsin de. 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 Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Sayın Genel Başkanım. Hay çocuklar. Çocuklara gurur duydum. Sağ olun. Vallahi efendim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz. 4 kişi. 2 çocuk biz değil mi? Çocuk var. Evimiz hasarlıydı. Ağır hasar verdiler. Tekrar geri 3-5 gün sonra sistemden baktığımızda az hasarlı. Evimize giremiyoruz. Yani
Konteyner hakkımız bile yokmuş. Yok. Araştırdık. Niçin? Az hasarlı olanlara konteyner verilmiyormuş. Işte. Muhtarlarımıza sorduk. Evet. Kimsenin bize bir şey söylediği yok. Yani. Sadece az hasarlı olanlar konteyner alamıyormuş. Evet. Hakkınıza razı olun gibi dediler. İnşallah. Evet. Bunları aşacağız sayın. İnşallah aşacağız. Aşacağız. Bizim size istediğimiz ev, barınacak bir yer. Ev size mi aitti? Yoksa? Hayır yok, biz kiracıyız. Kiracıyız. Evet. Kiracı olunca işte işler değişiyor sayın başkanım. Durumumuz da pek şey değil ki evimizi yapalım, şey yapalım. Neyse konteyner işini çözeriz. İnşallah başkanım. Başkan çözeriz. Az hasarlı olması kendi evleri olmadığına göre az hasarlı olup olmasının bir farkı yok ki ya. Farkı yok ama konteyner. Yani konteyner veya yani evi yok demek. Evi yok demek. Evi yok. Bütün eşyalarımız içinde başkanım. Her şey olduğu gibi. Kaç gündür buralarda işte. Yağmurla. Şimdi gene kafamızı sokacak bir çadır bulduk en azından. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Sizin telefonlarınızı alacağız. Konteyner Mansur Başkanımıza teslim edeceğiz. Tamam. Sağ olun. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah. Nesil. Başkanım. Hoş geldiniz. İyisiniz. Allah elhamdülillah. Allah razı olsun. Maşallah. 8 ay. 8 ay başkanım. Teşekkür ederim. Hani ortadayız bir nevi. Evler yapılsa bile ortadayız. Sadece hiçbir şey istemiyorum. Sadece ev istiyorum. Evet, kız kardeşim kanser. Ben kendim de kanserim. İki çocuğum da kanser zaten. Tedavi görüyorsunuz. Tedavi şu an göremiyorum. Evet. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Anlaşıldı komiserim, geliyoruz. Evet. Efendim. Arkadaşlar. Burada dikkat edin. Geldik komiserim.